bir Türk olarak sorarım. Kürtlerle Zazalar aynı mıdır? Farklı ırk mıdır? Bilakis Bingöl'de çoğunluk Zaza halkıdır. Evet. Çok merak ediyorum. Lütfen sorunuz diyor. Muammer Kardaş'tan da aynı soru gelmiş. Zazalar Kürt mü diye. Şimdi Zazalar Kürt'tür. Ama Kürt değiliz diyen Zazalar da var. Yani bu bir gerçek. Söyleniyor, sürekli seslendiriliyor. Son senelerde özellikle son 30-40 senede bir Zazaların Kürt olmadığına dair düşünceyi dillendiren insanlar olmuştur ama hem dilleri, hem gelenek ve görenekleri, hem davranış biçimleri, sosyal hayatları tamamıyla bir Kürdi topluluktur. Sadece Kürtçenin dört delçesinden bahsediyor şu anda konuşulan Kurmancı, Zazaki, Sorani, Gorani. Bunların içerisinde lehçelerine Kürdi diyen sadece Zazalardır. Kırtki derler. Kırtki yani Kürtçe. Bunun tam tercümesi. Kaç lehçe var dediniz? Dört tane lehçesi var. Dört tane ana lehçe var. Ana lehçe vardır. Tabii değişik isimlerle anılıyor. Mesela Kurmancı'ya Bahdinan da denebiliyor. Soraniye Kurmancı'ya Jerin deniyor. Aşağı Kurmancı. Bunlar ayrı. Ama hep aynı şeyleri kastediyorum. Bizim Türkiye'deki Kürtler Kurmancı değil mi? Kurmancı ve Zazaki konuşurlar. Şimdi Zazaki bir, Kurmancı. Bir dil ilkesi var. Yani dilde bir husus var. O ben zamiridir. Şu Hint-Avrupa dillerinin bir aryanik beni var. O da men'dir veya min'dir veya mine'dir. Yani İngilizce, Almanca, Farsça bütün bunların hepsinde böyle bir ortak ben zamiri vardır. Bir de her dilin kendine has bir beni var. Ay, ih veya başka şeyler. Kürtçeninki ez'dir. Bu dört lehçelerin hepsi ez'dir. Yani insanın benliği bir tanedir. Dolayısıyla bu dört lehçenin ez'i bunun ortak bir dil olduğunu gösterir. Mesela seni seviyorum derken cümleyi ben seni seviyorum gibi evet. kuruluyor değil mi? Mesela Fransa'da je t'aime deniyor. Tabii, tabii, tabii. Mesela Kürtçe seni seviyorum der misiniz? Ez je te hazdikim. Ez je te hazdikim. Hazdikim. Haz Arapça. Haz kelimesinden alınma. Hangi lehçede konuştunuz şu an? Hepsinde. Kurmancı. Hepsinde. Kurmancı'da ez je te hazdikim. Zazaki ez tura hazkena. Sorani de aynısı. Mintu hazkim, hazekem denir. Hmm. Yani ortak şeylere, sadece telaffuz farklılıkları vardır. Tamam. Şimdi ben şöyle bir ilave yapayım. Şimdi Zazaların kökeniyle ilgili çok tartışmalar var. Deylem'den geldikleri ya da Dümbili oldukları ya da işte başka bir Kafkas kökenli olduklarına, Osetlerle akraba olduklarına dair falan. Şimdi çok uzaklara götürüyorlar yani. Evet, Osetlerle akraba, Osetlerin köken olarak Zaza olduğuna dair de şey var. Şeyler yani iddialar. Ama tabii Kürtlerle Çeçenler arasındaki akrabalık olduğuna göre orada da olması olabilir yani. Şimdi köken konusunda bu tür tartışmalar var. Ama dil olarak baktığımızda Zazaca daha çok Kürtçenin Hevramani Gorani lehçesine evet. yakın. Hevramani Gorani lehçesi. Yani şimdi Zazaca konuşulduğu zaman siz anlıyor musunuz? Anlıyoruz. Hayır, ben anlıyorum. Kısmen. Kısmen anlıyoruz da fakat şöyle bir şey var. Daha çok bu Irak'ın Süleymaniye, Halepçe bölgesinde konuşulan Hevramani lehçesi, Gorani lehçesi, Mevlana Halid'in kullandığı Kürtçe. O Kürtçe'ye çok yakınlık olduğu dair şey var. Biraz daha bunu şey yaparsak, Kurmancı lehçesiyle Kürtçenin Farsçanın tam ortasında yer alan bir lehçe. Aslında Mühit Hocam yani ben bir seferinde Farsça'ya biraz daha yakın oluyor. Bir seferinde bir Zazaca kitap aldım. Dedim bunu bir okuyayım. Nedir? Kitabın üstünde Cerhard Cor Ezman diye yazıyordu. Cor Ezman. Ben, Cerhard mı? Gerhard mı? Cerhard. Cerhard Cor Ezman diye yazıyordu. Hı. Kitabın ismi bu. Ben anlamadım. Yani ben dedim kara kara düşündüm dedim. Demek ki bu tez haklıymış. Zazaca Kürtçe değil. Çünkü ben hiç anlamıyorum. Düşündüm düşündüm sonra bir tane harf değişmiş. Kurmancı'da bizim lehçede Jer Erd Jor Ezman. Yani aşağıda yer, yukarıda gök diye bir kitap yazmış Zazaca. Cerhard. İlk duyduğunda insan aşina olmuyor. Biraz bakıyorsun C ile J'nin dönüşümünden ibaret bir farklılıktır. Bir diğer noktada yani aşağı yukarı anlamamanın sebebi budur. Aşina olmamaktır. Biraz aşina olduğunuz zaman bakıyorsunuz ki o Cerhard Jor Ezman bizim Cerhard Jor Ezman'ın ta kendisidir. Aradaki münasebet budur. Ama tabii bu psikolojik bir meseledir. Yani bunu kabul etmeyen bir insana da kötekle yok illa sen Kürtsün diyecek halimiz yok. Yani değilim diyorsa değildir ama işin aslı, insani boyutu,
gelenek, görenek, dil en önemlisi bu dil. Bu ortadadır. Ben zamiri ortada duruyor ama her ben farklı gömlek giyebilir. Kelime farklı bir telaffuz edilebilir. Özellikle bir diğer husus da Zazaca ile Kurmancı arasındaki temel fark, farklardan birisi, Kürtçe'de iki harften meydana gelen bir harf vardır. Hue diye. Hue. Yani XW. XW, ikisi aynı bir harf sayılır bazen. Farsçada da var. Mesela huaş. Diyelim ki huaş. Farsçada da var. O XW nasıl okunuyordu tekrar? Hue, hue. Şu gırtlaktan gelen. Evet. Şu huaş kelimesinin Kurmancısı, biz Kurmancı huaş diyoruz. Zazaca bu h düşer, huaş kalır. Ha, sadece baştaki evet. X. Abi, hemen yok. Bütün kelimelerde böyledir. Mesela diyelim ki hue diye bir şey var. Kız kardeş, huahamın diyoruz. Tamam. Zazaca'da, Kurmancı'da h'yi düşürdün mü, vah kalıyor Zazaca. Hı. Bu, onda da x gitti mi? X gitti. W, evet. E, h. Huazım, yani istiyorum. Hua yine v ile diyor. Huazım diyorsun. H'yi at, vazenu kalıyor Zazaca. Bütün, neredeyse yani aşağı yukarı farkların hepsi böyle bir harfle, bir harfin farklı telaffuzu. Farsçada da o evet. Ses var. Ses var, huaş. Farsçada v yok. Hoş derler, hoş. Yok. Hoşta değil, kahen. Ha, kahen diyorlar. Tamam, orada vav vav elif. Evet. Vav elif olarak. Bizde vav he şey olarak eder. Türkiye'de Türkler Latin harfleriyle yazıyor. Bu İran, Irak ve Suriye'de Arap harfleriyle değil mi? 70'lere kadar. Şimdi Kürtler'de, Türkiye'deki Kürtler de Arap harfleriyle. Kürtler yazı dili kullanması medreselerdeydi. Hı. Medreselerde kullanılırdı. İlk Kürtçe'de ilk Latin harfli kullanma şeyin eğilimi gösteren Bedirhanlardan Celadet Bedirhan 1933'te Kürtçe bir alfabe şey etmeye bugün çalışıyor. Bugün kullanılan alfabe odur. Hı. Celadet Bedirhan 1933'te. O da Mustafa Kemal'in devrimlerinden etkilenerek yapıyor. Oradan esimlenerek yapıyor 1933'te. O Bedirhan dediğiniz de 19. yüzyılda önemli mevkilere gelmiş bir ailesi Bedirhan. O ailesi, o ailenin torunlarından Celadet Bedirhan. Emir Celadet Bedirhan. Emir Celadet Bedirhan böyle bir çalışma yapıyor. Dergi çıkarmaya başlıyor Suriye'de Latin harfleriyle. Kürtçe 1966'da da eski kult müftüsü Mehmet Emin Bozarslan Kürtçe bir Latin harfiyle alfabe kitabı çıkarıyor. Ondan sonra gelişmeye başlıyor. Ondan halen Kürt medreselerinde mevcut Kürt hocalar Kürtçeyi Arap harfleriyle yazıyorlar. Türkiye'de de öyle hala. Hmm. Yani ben kendim de Arap harfleri kullanıyorum. Açıkça söylüyorum. Daha çok Arap harfleri kullanıyorum Kürtçe'de. Latin harfleri az kullanıyorum. Peki Kürtçeyi biraz böyle anlamamız açısından bana çok zormuş gibi geliyor. Özellikle şu gırtlak sesleri çok fazla. Gırtlak sesleri çok fazla. Türk hançeresi o harfleri zor çıkarır. Yani. Çıkarır. Hele İstanbul Türkçesi, Erzurum Türkçesi diyelim, Azeri Türkçesi çıkarır. Çıkarır ama Azeri Türkçesinde ayn, ha, ka, hep tüm şeyler vardır. Onlar çok kolay intibar. Sadece Türkçede değil, Kur'an-ı Kerim'de de sorundur. Yani evet. Türk hançeresi, o Kur'an'ın o harflerini çıkarmakta çok zorlanır. Karadeniz hançeresi diyelim, Karadeniz ve bir de Batı Anadolu hançeresi. Bunu zor çıkarır, doğru. Batı Anadolu. Yani veya İstanbul Türkçesi diyelim. Bunu çıkarması pek mümkün değil. Bu biraz da Balkan etkisi. Balkan dillerinin etkisi var İstanbul Türkçesinde. Ses şeylerinde, özellikle müzikte de yani İstanbul'un o eski musikisinde bayağı bir etkisi var. Harf inkılabı da tabii o kaf, hey, kaldırıp yok hepsini bire indirdiği için onu biraz sıkışma olmuş. Falan indirdiği siz nerelisiniz? Bitlis. Siz? Van. Vanlısınız. Evet, yakınız biz. Yakınsınız ama mesela Müfit Bey'in Türkçesinde daha az aksan var. Sizinki daha aksanlı bir Türk. Burada büyümüş. İstanbul'da büyüdüğüm için.